5. köşe taşımla devam ediyorum Goberler. Olasılık konusundaydık. Dediğimiz gibi daha önceki TYT çözümlerimizde olasılığı zaten yavaş yavaş tane tane anlattığımız için burada bir satır daha hızlı çözmeye çalışıyorum ki çabucak bitsin diye. Şimdi bir zar ile bir madeni para birlikte atılıyor. Zarın 3'ten büyük veya paranın yazı gelme olasılığı kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi veya dediği için arkadaşlar birleşim kümesinin formülünü kullanacağız burada. Diyeceğiz ki A birleşim B'nin olasılığı A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksik kesişimlerinin olasılığı. Şimdi bağımsız olaylar bunlar kardeşlerim. Zarın diyelim, zar dediğimiz adamın 3'ten büyük gelme olasılığına bakalım biz şimdi. Zar dediğimiz adam 3'ten büyük dediğine göre ya 4 ya 5 ya 6 gelme ihtimali var. Yani 3 durum söz konusu. Tüm durum kaçtır zarda? 6 durum vardır zarın. Mümkün olan 6 durumu vardır. O halde 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir zarın gelme olasılığı. Yani şöyle 1 bölü 2 diye başladım. Artı. Şimdi B dediğimiz olay da paranın yazı gelme olasılığı olsun arkadaşlarım. Şimdi para için 2 durum var. Ya yazı ya tura gelir. Yazı gelme olasılığı da %50'dir. Yani 1 bölü 2'dir. O halde B yerine 1 bölü 2 yazdım. Eksi kesişimli. Kesişim nasıl bulunuyor dostlar? İkisinin çarpımı. O da 1 bölü 4 yaptı. Düzenleyelim. Şurası 1 çıktı. Eksi 1 bölü 4 geldi. 4 kere 1, 4. 1 çıktı. 3 bölü 4'tür. Olasılığımız dedik dostlar. Birinci sorumuzun cevabı Denizli. Geldim 2 numaraya. Bir torbada 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış kağıtlar vardır. Yani 50 tane kağıt var önünde. Torbadan bir kağıt çekiliyor ve bir de zar atılıyor. Bakın yine bağımsız olay. Kağıttaki sayının 5'in katı. Şimdi 5'in katı olacak. 1'den 50'ye kadar 5'in katı olan sayılar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50'den fazlası olmayacak zaten. Bu kadar. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10 tane. O halde 5'in katı gelme olasılığı 10 bölü tüm sayımız 50 idi. 10 bölü 50'den 1 bölü 5. Bir zarın da diyor, zarın da 4'ten büyük olma olasılığı. Zarın 4'ten büyük olma durumları ya 5 olacak ya 6. Yani 2 durum var, tüm durumumsa 6. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'te zarın durumu. Veya diyor, yine birleşimi kullanacağım arkadaşlarım. Birincinin olasılığı 1 bölü 5 artı ikincinin olasılığını 1 bölü 3 buldum. Eksi birinci ile ikincinin çarpımıydı kesişimleri. 1 bölü 5 ile 1 bölü 3'ün çarpımı da 1 bölü 15 yaptı. Burayı 3 ile, burayı 5 ile genişletiyorum. 3 artı 5 eksi 1 bölü 15 geldi. 8'den 1 çıktı. 7 bölü 15'miş sorumuzun cevabı. 3 numaradayız dostlar. A'nın değilinin olasılığı 1 bölü 3. Şimdi A'nın olasılığı nedir kardeşim? 1 eksi A'nın değili demektir. O halde 1'den A'nın değilini 1 bölü 3'ü çıkartalım. 2 bölü 3'müş A'nın olasılığı. B'nin olasılığı 1 bölü 4'müş. Bize de birleşimlerini soruyorlar ve bağımsız olaylar. Bakın yine arkadaşlarım. Ne yapacağım o halde ben? İlk önce A'nın olasılığı 2 bölü 3. Artı B'nin olasılığı 1 bölü 4 eksi kesişimleri yani çarpımları 2 bölü 3 ile 1 bölü 4'ün çarpımı da 2 bölü 12 yaptı. Hadi payda eşitleyelim. 4 ile bunu, 3 ile bunu, bunu da 1 ile çarpalım. 4 kere 2 8 artı 3 kere 1 3 eksi 2 bölü 12. 8, 3 daha 11, 2 çıktı. 9 bölü 12 geldi. Sorumuzun cevabı. Onu da sadeleştirelim. 3'e bölelim. 3, 3'e bölelim. 4 olsun. 3 bölü 4'müş. Sorumuzun cevabı Goberler. Pekala. Şimdi burada bir durayım. Ezan okunuyor arkadaşlar. Birazdan yine devam ederim. 4 numarayla devam ediyorum arkadaşlarım. Diyor ki 3 para ve 1 zar atılıyor. Tamam. 3 tane para atacağız. 1 tane de zar atıyoruz. Paralardan ikisinin tura. Şimdi paraların tura olma ihtimalini bir bulalım ilk önce.
Paralar tura tura yazı olabilir. Paralar tura yazı tura olabilir. Yazı tura tura olabilir. Şimdi istediği şey bu. Peki 3 para atınca 2 üzeri 3'ten 8 durum var. 3 tane istiyor 8 durumda. O zaman paranın olasılığı 3 bölü 8. Zarın da diyor 3'ün katı olan bir sayı. Şimdi 3'ün katı olan sayılar zar atıldığında zaten ya 3 ya da 6'dır. O halde 2 durum var. Zar içinde tüm durum 6 idi. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'te bunun 2 geldi. Şimdi bizden ne istiyordu? Veya var değil mi şu arada? Birleşim formülünü kullanacağım. Birincinin olasılığı 3 bölü 8 artı ikincinin olasılığı 1 bölü 3 eksi kesişimleri yani çarpımları 3 bölü 24 yaptı o da. Peki hadi payda eşitleyelim. Burayı 3 ile, burayı 8 ile, burayı da 1 ile genişletelim. 3 kere 3 9 artı 8 kere 1 8 eksi 3 bölü 24'tür sorumuzun cevabı. Düzenleyelim burayı da. 14 bölü 24 yaptı. 2'ye bölelim. 7 bölü 12'ymiş. Sorumun cevabı Gobel. Evet 5 numarayı gömdük. Sıra geldi 6 numaraya. Bakalım ne diyor 6 numaranın birinci sorusu. A torbasında 3 yeşil 4 kırmızı. Hemen şunu bir göstereyim arkadaşlar. Bu A torbası olsun. 3 tane yeşil 4 tane de kırmızı top varmış. B torbasında da diyor ki 2 tane yeşil 1 tane de kırmızı top vardır diyor. Tamam. A'dan bir top alınıp rengine bakılmadan B'ye atılıyor. Bundan sonra B'den rastgele bir top çekildiğinde topun yeşil olma olasılığı kaçtır? Şimdi dostum ben A'dan bir top çekeceğim. Bu top A'dan çektiğin top yeşil de olabilir kırmızı da. Şimdi öncelikle yeşil olduğunu düşünelim. Yeşil olsaydı buradan A'dan çektiğimin yeşil olma olasılığı 3 bölü 7. Toplam 7 top var. 3 tane de yeşil var. Çarpı bak işlem daha bitmedi. Şimdi bunu aldım B'ye attım. Yeşil çektiğimi düşündüm. Aldım B'ye attım. Bu durumda B'dekilerin yeşillerin sayısı kaç oldu? 3 tane yeşil oldu. Toplamda da 4 tane top oldu kardeşim. O halde 3 tane yeşilden 4 top var toplam. 3 yeşilden birini çektim ben. İşte bu ne durumudur dostlarım? Bakın şu anda istediği şey bitti. B'den de bu topu çekti. Ve olay bitti. Artık artı diyeceğim araya. Buraya kadar ne yaptığımı bir daha söylüyorum şimdi. Bana diyor ki A'dan bir top çekeceksin ama rengine bakmıyorsun. Şimdi ben o zaman A'dan çekebileceğim durumlar. Ya yeşil çekerim ya kırmızı çekerim. Önce yeşil çektiğimi düşündüm arkadaşım. Yeşili çektim. Bu tarafa attım B'yi. B'deki yeşillerin sayısı bu durumda 3 oldu. 3 tane yeşil topum var. Toplamda da 3 artı 1'den 4 topum olmuş oldu. 4 toptan 3 tanesi yeşil olduğu için yeşil olasılığı 3 bölü 4 dedim. Şimdi artı başa bir daha döndük şimdi. Peki ben diyorum ki ilk başta çektiğim top yeşil dedim burayı buldum ya. Ya kırmızıysa ilk çektiğim top kırmızı olsaydı. 4 bölü 7 değil midir kırmızının buradan gelme olasılığı? Toplam 7 top var. 4 tane kırmızı var. Çarpı çektim bunu buraya attım. Şimdi burada artık 2 kırmızı oldu. Ama benden yeşil olma olasılığını istiyor. O zaman 2 yeşil seçeceğim ben. 2 tane yeşilden seçtim. Toplam kaç top oldu? Az önce buradan kırmızı geldi. 2 kırmızı, 2 yeşil, 4 tane top var. İşte benden istenilen olasılık budur arkadaşlarım. Bunun cevabını söyleyelim hemen şimdi. 3 kere 3, 9. Artı 4 kere 2, 8. Bölü 7 kere 4, 28 oldu. 17 bölü 28 geldi. Birinci sorumuzun cevabı. Hadi bakalım bir tane daha yapıyoruz şimdi. A torbasında hemen gösterelim A torbasını. Ne diyor? 3 tane sarı var diyor. 3 sarı, 2 kırmızı. Tamam. B torbasında 2 sarı, 1 kırmızı top vardır diyor. Ona da eyvallah. A'dan bir top alınıp B'ye. Sonra da diyor B'den bir top alınıp A'ya konuluyor diyor. İlk durumun elde edilme olasılığı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi bak ne yapıyorum dostum ben. A'dan sarı top çektiğimi düşünelim. Şimdi ilk önce sarı top çekiyorum. Dolayısıyla olasılığı 3 bölü 5 çarpı. Getirdim bu sarı topu buraya attım.
Buradaki sarıların sayısı 3 oldu. Toplam topta 4 oldu. Şimdi ben tekrar buradan top çekip buraya atacağım ya A'ya. Yine sarı çekip buraya atmalıyım ki, sarıyı çekip buraya atmalıyım ki ilk durum bozulsun. Çünkü buradan bir sarı aldım, sarılar eksildi. Buraya getirdim, sarıyı attım. Burada 3 tane sarı var elimde ve toplamda 4 top var. 3 sarıdan birini tekrar geri alıp buraya atıyorum arkadaşlarım ki denge bozulmasın diye. İşte bu sarı çektiğim durumda olan mevzu. Peki artı diyorum, ya kırmızı çekseydim. Şimdi şuradaki 5 toptan ikisi kırmızı. 5'te ikisi kırmızı. Kırmızının gelme olasılığı 2/5 o halde. Kırmızı çektim. Getirdim kırmızıyı, buraya attım şimdi kardeşim. Peki tekrar buradan kırmızıyı çekip buraya atacağım değil mi? Çarpı 2 kırmızı oldu burada. 2 kırmızı, toplamda 4 top var. Tekrar bunu çekip aynı yerine koyduğumda denge bozulmamış olacak. İşte benden istenilen olasılık budur dostum. Hadi düzenleyelim. 3 kere 3 9, 2 kere 2 4, 5 kere 4 de 20. Yani 13/20 yaptı sorumuzun cevabı. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor. Mor torbada 3 beyaz 5 mor. Hemen gösterelim. Şurada bir mor torbamız var. Ve bunun içinde 3 tane beyaz, 5 tane de mor top var. Bir de beyaz torbamız var dostlar. Beyaz torbanın içinde de 2 tane beyaz, 3 tane de mor topumuz varmış. Rastgele seçilen bir torbadan. Şimdi torbayı da rastgele seçiyoruz. 2 torba var, birini seçeceğiz. Hadi gelin moru seçelim. 2 torbadan birini seçiyorum. 1/2 değil midir moru seçme ihtimali? Çarpı top ile torba aynı renkte olacak. Şimdi moru seçtiğim için buradan da moru seçme olasılığını bulacağım ben. 5 mor vardı. Toplamda da 8 top vardı. 5/8 mor seçme olasılığım. Peki artı. Peki ya ben 2 toptan beyazı seçseydim, beyazın seçilme olasılığı 1/2 çarpı. Buradan da beyaz topu seçme olasılığı 2/5. İşte benden istenilen olasılık budur arkadaşlarım. Hadi düzenleyelim bunu. 5/16 artı 2/10 oldu burası. Pay değiştirelim. Hatta önce şunu 1 ve 5 diye sadeleştirelim. Şimdi pay değiştirelim. 5 ile burayı, 16 ile burayı çarpalım. 25 artı 16/5 kere 16 80. Topladık, 37 mi yaptı burası? Yok. 25, 35, 41 yaptı kardeşim. 41/80 geldi sorumun cevabı. Hadi son sorumuza bakıyoruz. A torbasında 3 sarı 5 mor. Hadi bunu da gösterelim. A torbası çiziyorum. 3 tane sarı, 5 tane mor. B torbasında 2 tane sarı, 3 tane de mor top vardır. Bir de zar varmış arkadaşlarım. Zar 3'ten küçük gelirse, şimdi zarın durumu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durumu vardır zarın. 3'ten küçük gelme durumu 2 tanedir, 2/6. 3 veya 3'ten büyük gelme durumu 4 tanedir, 4/6. Yani zar 1/3 olasılığına ya da 2/3 olasılığına sahip. Diyor ki şimdi, zar 3'ten küçük gelirse A torbasından çekeceksin. Yani şu olasılık olursa A'dan. Eğer gelmezse de B torbasından. Yani şu olasılık olursa da B'den çekeceksin. Buna göre çekilen topun sarı olmasını istiyor bizden. Hadi olasılığı şurada yazalım. Şimdi diyelim ki zarı 3'ten küçük attık. 1/3 o zaman zarın olasılığı. Çarpı nereden çekiyordum? A torbasından çekeceğim. 3 tane sarı var. Toplamda da 8 top var. 3/8. Artı. Ya diyorum ki 3'ten küçük değil de 3 veya 3'ten büyük olsaydı. O halde 2/3 zarın olasılığı. Bu durumda da beyaz B topundan, B torbasından çekeceğim. Sarı gelme olasılığı bu durumda 2 tane sarı var. Toplamda 5 top var. 2/5 olacaktı. İşte benden istenilen olasılık bu kadar arkadaşlarım. Hadi düzenleyelim. Şu üçler gitsin. 1/8 artı 4/15 oldu bu. Burayı 15 ile, burayı da 8 ile genişletelim. 15 ile 1'in çarpımı
15 yapar. Artı 8 ile 4'ün çarpımı 32. Bölü 5, 8 kere 15, 120. 45, 47 bölü 120 çıktı. Olasılığımız diyebiliriz dostlar. Evet kardeşlerim, 6. köşe taşını da gömdük. Bir sonraki videomuzda 7 ile devam edeceğiz inşallah. Hadi bakalım goberler, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.